Sivas'ta görme engelliler düşünülerek kaldırımlara görme engelli yürüyüş yolu yapıldı. Buraya kadar her şey yolunda ancak engelli yürüyüş yolunun üzerinde beton elektrik direkleri bulunuyor. Tepkiler gecikmedi. Sivas'ta Necmettin Erbakan Caddesi'ne yapılan görme engelli yürüyüş yolunun üzerinde beton elektrik direklerinin bulunması tepkilere yol açtı. Sivas Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışma, Fen İşleri Müdürlüğü'nün yapmış olduğu bir çalışma. Bu çalışmayı yaparken bugüne kadar hiçbir zaman için sivil toplum örgütlerinden bir bilgi alınmadığı net ortaya çıkmış bulunmakta. Yürüyüş koridorumuzda direkler mevcut. Bu direkler kaldırılacak mı, kaldırılmayacak mı, onu da merak ediyorum ben. Sivas Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Sefa Gülbil, yapılan masrafların boşa gittiğini ve diğer eksiklikleri dile getirdi. Bu yapılan enlilik çok kısıtlı. Ölçtük 1,5 karış geliyor. 1,5 karış içerisinde bizim yürümemiz uygun görülmüş. Halbuki bu bizim vücutumuzun en az birer karış dışında olması gerekiyor. Yükseklik hissedilir bir konumda değil. Gülbil'in bir de görme engelli arkadaşlarına uyarısı var. Tek engelliyken çift engelli olma konumuna düşebilirler. Kafalarını çarpıp zihinsel özürlü olabilirler. Ayaklarını burkup kırıp bedensel engellilikle çift engelliye mi taşımaya çalışıyorlar? Ben bunu anlamış değilim. Siyasilere ise çağrısı. A partisi, B partisi, C partisi hiç fark etmez. Bütün adayları ben buradan çağrı yapmak istiyorum. Gelsinler, bastonları verelim, gözlerini de bağlayalım. Şöyle bir 100 metre yürüyebilsinler bakalım. Belediye adına çalışmayı yürüten taşeron firma çalışanları ise düzenlemenin tamamlanmasından sonra engelli yoluna denk gelen elektrik direklerinin kaldırılacağını açıkladı.